Özellikle medya mensubu olarak bunu anlatmak durumundaydık. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yalakadan sanatçı olmaz, bundan o olmaz. Efendim satılmış kalemler, çiftçi iki elim yakanızdadır, çiftçiye sesleniyor. Öğretmene öğretmen demiyor, öğretmen dediğin CHP'ye oy verir, AKP'ye oy vermez falan. Bu söylemler en sonunda geldi. Satılık kalemlere geldi. Bu yeni kullandığı bir ifade değil yalnız Nesibe Hanım. Kılıçdaroğlu daha önce de satılık kalemler ifadesini kullandı. Öyle mi? Tabii. Ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Satılık, ona göre Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeyen herkes satılık kalem. Bunu baştan söyleyelim. Ama bu sefer satılık kalem diye kendini onu destekleyen gazetecilere muhatap aldı. Bu da çok önemli bir gelişmedir yani. Geldi en yani sonunda. Yani seçim öncesi destekleyen desek daha doğru olur değil mi? Tabii. Çünkü şu anda istifa baskıları sürüyor. Şimdi biraz önce Nedim Şener de anlattı, söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu ölümünü destekleyen bir gazeteci, bir medya mensubu ekip var. Var mı var? Olabilir. Destekliyordur. Her türlü desteklemiştir. Ben iki tane örnek vereceğim. Birincisi, ben böyle bazen konuşuyorum. Benim işim bu zaten. Benim kendi programım da böyle polemik olduğu için isim veriyorum. Öyle çok dolaylı anlatmıyorum. Bir tanesi Fatih Portakal. Diğeri de Enver Aysever. Fatih Portakal şu ifadeyi kullandı. Ben dedi ya safım ya da aptal seçimden sonra. Ya safım ya da aptal dedi. Ben dedim ki sen ne safsın ne de aptal. Hastasın dedim. Hastasın. Hakikaten hastam. Ciddi bir grup terapisine ihtiyaç var. Neden biliyor musunuz? Bunlar Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kifayetsiz bir muhtelis olduğunu anlatıyor şu anda bize. Çıkmış bugün diyor ki Fatih Portakal arkadaşım git ya. Veyahut Enver Aysever. Şu ifadeyi unutmayalım. Seçim öncesi gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölümünü destekleyen yoldaşım dedikleri kişiler için Enver Aysever adındaki gazeteci şunu söylüyor. Diyor ki yine ellerim titreyecek. Biliyorum kafamı duvarlara vuracağım. Pişman olacağım ama oyum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bak bu da safa aptal değil. Bu da hasta. Bir şey unutmadan bunu da mutlaka koyun. Fatih Altaylı Muharrem İnce ile röportajı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını çekmediği için onu sokağa çıkamayacak. Nasıl insanların yüzünüze bakacaksınız? Yüzünüze diye onu uyaran. Bir anlamda bir gazeteci yani. Şimdi sen nasıl oluyor da Kılıçdaroğlu'na çekil git diyorsun. Onun şimdi, adına, tabii. Onun adaylığı adına Muharrem İnce'ye sokağa çıkamayacak hale geleceksin tabii. Diye tehdit diyordun. Şimdi bu arkadaşlar hatta Habertürk'teki bir arkadaş da şunu söyledi. Türkiye'de siyasetin dizayn edilmesine yardımcı oluyoruz dedi. Türkiye, düşünebiliyor musunuz? İddiaya bakın. Bir gazeteci, bir televizyon, bir ekran yüzü, bir televizyoncu çıkıyor. Diyor ki Türkiye'deki siyaseti dizayn etmekte yardımcı oluyoruz diyor. Şimdi bakın bir adamın tarafkirliği, taraflılığı falan filan hiç umurumda değil. Benim de bir tarafım var. Fakat şunu farkında değil Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi medyası da bunun farkında değil. O da şu. Zannediyor ki bir daha ifadeyi kullanacağım. Gazeteci dediğin tabancadır. Tutarsın nereye çevirirsen oraya atış eder zannediyorlar. Böyle bir şeyse o zaten satılık değil o ahlaksızlıktır. O gazetecilik değildir o. Bir defa cümle yanlış, başlangıç yanlış. Bir gazeteci satılık olmaz. Bana bir gün sormuşlardı demişlerdi. İşte Hikmet bir Aydın abi vardı benim eski büyükelçi. Dedim abi dedim yazılarım tuttu gidiyor dedim çok güzel gidiyor dedim yıllar önce. Hikmet dedi ben bunu kendimi anlatmak için söylemiyorum. Ben belki de aynı dava, aynı hissi birçok insan var. Benden çok çok daha değerli abilerimiz var bu konuda. Dedi ki Hikmet dedi sen dedi ciğerden yazıyorsun. İnandığın için inandırıyorsun. İnandığın için inandırıyorsun yazılarında dedi. Ben inandığımı yazıyorum. Hayatım boyunca da bana abi şu parayı al tamam mı? Abi bize bunu yaz diyen bir adam da karşıma çıkmadı. Çıkamadı. Bu böyle bir duruşla rahat rahat konuşuyorum. Hani fiziksel olarak alnım açık derler. Benimki hem fiziksel açık hem manem de açık alnım. Şimdi bunu bile bile bunu söylüyorum. Satılık gazeteci var şunu satıldı demek. Bunu bir deneyimlemek lazım. Tecrübe etmiş olmak lazım. Demek ki satılmış bu adam. Yani bir şekilde para vermiş. Bir gazeteciler satılmışlardır demektir bu. Demek oluyor. Bakın ama çok kıymetli. Örnek vereyim mi? Çok kıymetli. Satın aldıkları gazeteci örnek vereceğim. Tek vereyim. Tek ver abi. Şu cümleyi şuraya bağlayayım ki. Bu çok kıymetli bir şey bakın. Bütün bunları söyledikten sonra Yaşar Hocam bak çok önemli bu. Adamlar öyle ya da böyle. Ben bunların hepsini ya davalıyımdır ya kavgalıyımdır. Ya fikri mücadele vermişimdir. Ben mizahi biraz da sert üslupla yazan bir adamım. Tarzım böyledir. Bütün bunlardan sonra çıkmış Kılıçdaroğlu bak. Orada iki taraf da haksız. O dengeyi sağlayarak hocam, şey yapacağım. Hocam delilli gidelim. Hocam. Bak Muharrem İnce açıklama yapıyor. Ben, diyor ki Halk TV, Tele 1,
KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Hı. Miktarlarını bile söylerim. Son zamanları zamları biliyorum ama. Bu da haber yaptıkları zaman maaşı keseriz diye tehdit ediyorlar. Sonra bu ülkede demokrasi geleceğiz diyorlar. Ha. Bu da işte bak, yaptığımız pasta satın aldığı gazeteciler var ki kimilerinin satına bak. Biliyor. Diyor ki İYİ Parti ve CHP diyor şu tabii. Yandaş kanallarına. Muharrem İnce. Evet. Mangır, Merdan Yanardağ suçladı. Hani mangır dedi. Buradan da bir şey de söyleyeyim. O da bunu kabul etti. Dedi ki biz canlı grup konuşmalarını canlı yayınlıyoruz. Oyunun karşısında fatura kesiyoruz diyor. Bakar mısınız? Doğru. Yani evet. Herhangi bir parti grup konuşmasını yapman zaten haberdir. Para tabii. Almana gerek yok. O evet. Senin işin. Ya. Ama onu yayınladım diye CHP'den fatura kesiyormuş. Bunu da söylüyor zaten. Şimdi buna da itiraz etmedi zaten. Sükut ikrardan gelir. Hocam bana sen desen ki şimdi. Bu açıkça söylüyor. Bak burada da bir meydan okuyayım. Tevazu da bir yere kadar. Hikmet bak bunu yaparsan sana şu parayı vereceğim falan filan. Kimse bana dememiş mesela. Hı-hı. Ama birisi bana böyle bir iftirada bulunmuş. Ortalığı yakarım.